Evet, iki doz BioNTech olanlar için üçüncü doz gerekli mi? Gerekliyse bu ne zaman olmalı, ne kadar süre olmalı, bunu konuşacağız. Bununla birlikte sinemacıların yaptığı bir açıklama var sevgili izleyiciler. Bu konuya da değineceğiz. Yoğun bakımların durumunda konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bengi Başar yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi sinemacılar diyor ki biz zarardayız diyorlar ve bununla ilgili de yeni bir düzenleme istiyorlar. Yani bu kapsamda aşı ve test şartının kalkmasına yönelik ve bir eylem hazırlığında olacaklar sinemacılarda. Ne dersiniz, aşı ve test şartı kalkar mı? Kalkarsa, sinemacıların bu isteği yerine gelirse nasıl bir tablo olmuş olur? Zaten herkes aynı şeyi istiyor, aynı şeyi talep ediyor. Geçenlerde sizinle konuştuk mu anımsamıyorum ama şimdi şunu sorayım ben size. Lokantalara veya restoranlara gittiğinizde aslanım size kaç kişi HES kodunuzu soruyor? Bugüne kadar hiç karşılaştınız mı? Daha dün hocam, eşimle gittiğim bir restoranda sormadılar. Hatta ben hazırlamıştım. Neden sormuyorsunuz dedim. Yani bugün sormuyoruz diye bir cevap aldım. Yakın bir örneğini vermiş olayım size. Evet, yani işte durum bu aslında. Yani şimdi oralarda hiç sorulmuyor zaten. Bir tek işte uçak yolculuğu yapacaksanız veya otobüsle, toplu taşımayla bir yere gidecekseniz işte o da ne kadar soruluyorsa, bir tek hani uçak şirketleri bu konuda çok tedirgin olduklarından dolayı sıkı takip ediyorlar ama diğerlerinde, otobüs şirketlerinde bu kadar sıkı takip edildiğini sanmıyorum. Oteller keza benzeri pozisyonda. Zaten otelin içerisine HES koduyla alıp ondan sonra otelin restoranını herkese açıyorsunuz. Hı hı. Gene HES kodu yok. Ya hani şimdi doğal olarak sinema ve tiyatrocular gareziniz bize mi diye soruyorlar. Yani hani bir tek biz mi bu kurallara uyacağız, biz mi bunu zorunlu tutacağız gibisinden. Ama şimdi yanlış örnek örnek olmuyor. Hani diğer yerlerde bakılmıyor olması ve diğer yerlerde kontrolsüz halde devam ediyor olması buraların da o hale gelmesini gerektirmemeli. Bunu söylerken biliyorum birçok insan bana kızacak. Sinema işletmecileri veya işte tiyatro sanatçıları da dahil olmak üzere, ki kendim de tiyatroyla uğraşmış biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, ama şu anda hala bir salgın hastalığın içindeyiz. Pandemi ortadan kalkmadı ki ve hala 30 bin civarında olgu açıklıyoruz her gün ve hala 200 civarı insanımızı yitiriyoruz. Hani her şey normale doğru gitse, bizim işte günlük olgu sayımız 2000'lerde, 3000'lerde olsa ve can kayıplarımız da olmasa diyeceğiz ki tamam, artık serbestleşelim. Bakın bugün Avrupa'da bazı ülkeler bunu yapmaya başladılar. Yani toplumsal bağışıklık oranına ulaştılar. Olgu sayıları minimum düzeyde, en az düzeyde. Can kayıpları yok. O zaman da diyorlar ki artık biz normal yaşamlarımıza geçelim. Ama İngiltere'ye bakın, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın veya başka ülkelerde hala bir takım kısıtlamalar devam ediyor. Ve biz şu anda dünyadaki üçüncü ülkeyiz hastalığın en ağır şekliyle seyrettiği. Şimdi biz buradan yola çıkarak diğerleri de kontrol etmiyor deyip her şeyi serbestleştirecek miyiz? Hani bana göre serbestleştirmemeliyiz ama bilmiyorum tabii bu siyasi otorite nasıl bir karar alır, ne şekilde ilerler, ona da bir yorum yapmak çok zor. Peki. Bengi Hocam, size de aynı soruyu yönelteyim. Şimdi tabii bazı yerlerde aşı kartı ya da aşı olunmadıysa PCR testi ve HES kodu isteniyordu. Artık olmuyor. İşte bunun örneğini hepimiz günlük hayatımızda görüyoruz, yaşıyoruz. Sinemacılar da diyorlar ki bizim %40'a kadar bir kaybımız oluyor. İzleyici kaybımız oluyor bu noktada diyorlar. Şimdi ne olur bu test, bununla birlikte aşı ve HES kodu soru olmazsa ne duruma gelmiş oluruz? Biz sizin görüşünüzü de alalım. Şimdi Aslı Hanım, ben Bülent Hocam'a katılıyorum. Ben daha yeni kongredeydim. Gittiğinizde mesela otele girerken bile hiçbir şekilde, hiçbir yerde zaten HES kodunu bırakın. İnsanlar yani bütün turistler istisnasız bir kere kapalı ortamda da hiç kimsede bir şey falan yok, maske, hiçbir şey yok. Muhtemelen onların ülkelerinde yapılmış PCR'ler, öyle dediler, sordum. Oradaki PCR'leri kabul ediyorlar ki ben geçen bir şeye şahit oldum. Erbil'den gelen hastam, Irak'tan gelen hastam PCR'ı nasıl istersiniz diye sormuşlar
PCR'la gelecek oradan ve kendisi de tamamen kişisel şeyini kullanarak inisiyatifini ve sorumluluk duygusuyla gelir gelmez Türkiye adım attım ve hiç şey yapmadım, PCR'ımı gittim yaptırdım, ondan sonra normal olunca rahatça ailemle görüştüm diyor. Bu tamamen kişisel tercihlere kalıyor. Bizim yaptığımız bir tek şey var şu an salgın eylem planı gibi düşünebilirsek, HES kodu bakıyoruz. O da her yerde değil. İşte bir alışveriş merkezlerine girerken falan herhalde birçok restoranda, birçok mağazada hiç kimse bakmıyor. Biz bunları yaygınlaştıralım, ciddi yaptırımlar olsun derken bakın her geçen gün birçok ülke ciddi yaptırımlarla işte sağlık karneli, bu aşı karneli insanları birçok alanlara sokuyor. İşte bunun başında İtalya geçtiğimiz günlerde aldı. Kanada'da Kasım ortasına itibaren devlet dairesindeki hiç kimse eğer aşısı yoksa çalıştırılmıyor. İsrail keza birçok şey, düşünün online eğitimde bile öğretmenleri çift doz aşısı yoksa düşünün yüz yüze eğitimi bırakın çalıştırmıyor gibi birçok örnekleri var ve biz buna karşın o kadar gevşek davranıyoruz ki tekrar yine aşı karşıtlığı gösterileri, hatta ellerindeki pankartlarda Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da bitti, neden bizde değil falan gibi. Oysa oralarda %70'ler ve üzerinde aşılamalar var. Ve bu ülkeler bu aşılamaları yaptıktan sonra belli önlemleri kaldırdılar. Kaldı ki belli önlemleri kaldırmayan mesela bir Portekiz gibi, İspanya gibi ülkelerde aşılama %80 üstünde olsa bile hala dikkat ettiklerinde vaka sayılarının çok daha düşük olduğu örneği gösteriliyor, veriliyor. Yani böyle bir şartta biz bu insanlarla %50-55'lerdeki çift doz aşılamayla kendimizi karşılaştırmamalıyız. Tam tersi her geçen gün daha ciddi önlemler alınması gerekir derken şimdi tam tersi geriye doğru bir gidişin olması kabul edilemez. Bence onlar haklıdır kendi adına ama onlara yapılan uygulamanın her yerde yapılmasıdır doğru olan. Adalet ve salgın yönetimi aslında bunu gerektirir. Onun için böyle bir şey de onlar kaldırtırsa öbürleri de başlayacak, diğer AVM başlayacak. O zaman hiçbir yerde hiçbir şey gösterilmeyecek. Biz tamamen bir salgın yokmuş gibi, zaten %80 öyleyiz de, bir salgın yokmuş gibi davranmaya devam edeceğiz. Ve her gün 200'ler civarında insan ölmeye devam edecek. 30 binli rakamlarda vakalar ki şimdilik ilerleyen dönemler kış vesaire neleri getireceğini pekala bekliyoruz ve biliyoruz. Onun için ben böyle bir şeyde gevşeklik taraftarı değilim. Tam tersi birçok alanda sıkılaştırmanın yapılması taraftarıyım. Artık burada ekonomik ya da siyasi kaygılar değil, insani kaygıların ön planda olması gerekiyor Sağlık Bakanlığı ve devlet tarafından. Evet, tabii bu salgınla mücadelede eylem planının artık bir ülke olarak değil de insanın kendisinin uyguluyor olması da üzücü. Çünkü bu noktada kısıtlamalar var ama uygulanmıyor, denetim de yok. İşte herkes kendi eylem planını kendisi gerçekleştirmek durumunda kalıyor. Şimdi tabii bu konuyla ilgili bir de üçüncü doz konusuna gelmek istiyorum hemen Bülent Hocam. Çünkü salgının seyri istenilen düzeyde değil. Bir de üçüncü doz aşısını konuşacağız BioNTech ile ilgili. Bu konuda işte BioNTech kurucuları konuştu. Uğur Şahin de diyor ki üçüncü doz için kesin bir konuşma yaptı aslında. Az önce haberini de verdik. Salgını tamamen bitirebilir diyor. Yani daha doğrusu hastalığı tamamen yok eder. Tam cümlesi de bu. Kesin bir dille konuşmuş oldu ama bizim ülkemizde üçüncü doz uygulanmıyor. İki doz BioNTech aşısı Nisan ayında gelmişti. Hatta basın mensupları olmuştu ilk, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 6. ayın içerisinde ikinci dozunu olan kişilerde. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Üçüncü doz gerekli mi? Üçüncü doz ülkemizde olmalı mı? Ne dersiniz? Şimdi Uğur Şahin bu şekilde açıklıyor ama şimdi Uğur Şahin'in iki kimliği var. Bunu hep koymak gerekiyor. Yani bir kimliği bilim insanı kimliği veya Özlem Hoca'nın da ama diğer kimlikleri de aşı üreticisi bir firmanın sahipleriler. Şimdi Uğur Şahin'in bu iki kimliğinden bazen birisi öne çıkıyor ve bazen diğeri öne çıkıyor. Şimdi daha önce bilim insanı kimliğinin öne çıktığı bir açıklamasında varyantlar bizim için tehlikeli ve bu şekilde salgın devam ederse biz aşıları güncellemek zorunda kalırız önümüzdeki yıla gibi bir açıklaması vardı. Şimdi de
sanki böyle değilmiş gibi farklı bir açıklama yaptı. Dedi ki üçüncü dozları yapmamız gerekiyor, yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şimdi tamam, yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor, erişkin sağlıklı bireylerde 6. aydan sonra, 6-9. aydan sonra antikor düzeylerinde düşme yaşanıp koruyuculuk oranlarının düştüğünü görebiliyoruz. Evet, bu da doğru. Ama şimdi dünyada asimetrik bir aşılama var. Yani Avrupa ülkelerinde siz 3. dozu yaparken, geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması var, 50'nin üzerinde ülkede aşılama oranları %10'ları bile bulmamış durumda. Hatta bazı ülkelerde, bazı Afrika ülkelerinde hiç aşılama yapılmamış, tek doz dahi aşılama yapılamamış durumda. Şimdi böyle bir ortamda üçüncü dozları da yaparsak salgını bitiririz demek bana biraz acelecilik gibi geliyor. Tam tersine bence şu anda Delta varyantına da karşı etkiliyken üçüncü dozları yapmaktan değil, aşı olamayan ülkelere aşıları ulaştırmaktan söz edebilmeli ve bunu tartışabilmeliyiz. Bunun yollarını araştırabilmeliyiz. Benzer bir tabloyu Türkiye içinde düşünürsek eğer, doğal olarak sizler şimdi basın çalışanları olarak sizler ilk mRNA aşılarını oldunuz, sonra ikinci dozlarınız oldunuz. Şimdi diyorsunuz ki 6. ay geçti, geçiyor. Biz acaba 3. dozlarımızı olsak mı diye telaşlanıyorsunuz. Ama biraz önce Bengi Hocam'ın söylediği bir şey var. Çift doz aşılama oranlarımız, yani etkili çift doz aşılama oranlarımız %55 civarında, 50-55 civarında olduğu bir toplumsal ortam içerisinde bizim 3. aşıyı değil, %45'i nasıl aşılayacağımızı, bir an önce onları nasıl aşıya ulaştıracağımızı tartışmamız ve konuşabilmemiz gerekiyor. Eğer siz 3. dozu olacaksınız ama onlarda hastalık devam edecek. Yani böyle bir ortamda ben 3. dozun henüz daha erken olduğunu, tartışmanın erken olduğunu düşünüyorum. Şu grup hariç, altta yatan hastalığı bulunanlar, yani bağışıklık yetmezliği olanlar veya buna yönelik ilaç alanlar, işte kalp hastası olan, akciğerde yapısal hastalığı olan, hipertansiyonu olan, yani hani risk grubu dediğimiz gruplarda evet 3. dozu yapmaya başlayabiliriz. Onları koruma altına almak için, çünkü o grup hastalandığında mortalite oranımız yüksek. Ama sağlıklı genç erişkinlerde şu anda 2 doz mRNA aşısı, evet, kişiler hastalığı geçirseler bile hafif olarak atlatabiliyorlar. O anlamda bence henüz daha bunu tartışmayalım. Bir de şöyle bir veri var bizim elimizde. Şu anda bizim hasta grubumuzun %85-90 gibi bir bölümünü zaten aşısızlar oluşturuyor. Yani ardından tek doz aşı yapanlar ve inaktive virüs aşısı olanlar oluyor, var. Ve en küçük grubu 2 doz mRNA aşısı olanlar oluşturuyor. İşte o nedenden dolayı bence şu aşamada 3. dozu konuşmak değil, aşı olmayanlara nasıl aşı yaptıracağız bunu tartışmak gerekiyor. Evet, tabii bu noktada BioNTech kurucusu, siz de iki kimliği var dediniz, buna dikkat çektiniz. Üçüncü doz için Türkiye içinde, işte diğer ülkelerde olmayan, elbette bir an önce aşı herkese ulaştırılmalı ve olmalı. Bu noktada üçüncü doz işte salgını bitirir, hastalık yok olur cümlesi bir anda... acaba işte varyantları da içinde bulunduracak bir şey mi olacak, nasıl bir şey olacak diye düşündürüyor. O sebeple de sormuştum Bülent Hocam. Bengi Hocam, şimdi üçüncü doz, şimdi iki doz hastalığı önlüyor. Ama işte Bülent Hocam da dikkat çekti. Yine aşı olmayanları işte yoğun bakımda görüyoruz. Ne yazık ki hayatlarını kaybediyorlar. İki doz aşı olmak çok önemli. Ama şimdi üçüncü doz sözün içine girince sanki iki doz aşının bir anda kıymeti yokmuş gibi de bir algı oluşuyor sanki kamuoyunda. O yüzden sizlerin söyleyeceği şeyler de çok önemli. İzleyicilerimizi dinliyorlar bu noktada. Üçüncü doz aşı tamamen bitirir salgını demek ne kadar acaba doğru? Ya da nasıl böyle bir cümle kullanılması erken mi diye sorayım size. Aslında Bülent Hocam'a tüm rüyümle katılıyorum her kelimesine. Üçüncü doz bitirirden çok tüm dünyada yaygın olarak
adil bir şekilde aşılama bitirecektir. Hocam söyledi. Yani varsız ülkelerde %67 veri var elde aşılama, aşılara ulaşma. Oysa ki yoksul ülkelerde bu sadece %2. Böyle bir şeyle siz bir ülkede isterseniz 5 doz aşı yapın, öbürlerini aşılayamadığınızda pek çok varyant çıkacak. Hadi sil baştan biz bu aşıları tekrar bir düzenleyelim, yeni varyantları adapte edelim, yine yapalım şeklinde bir döngünün içinde biz sağlık gideceğiz. Onun için hocama katılıyorum, o iki doz tüm dünyada yaygın, adil olarak yapılmalı ama kendi ülkemiz açısından da baktığımızda bu aşı tereddütü, her gün artan aşı tereddütü, aşı karşılığı günde 100 binlere düşmüş aşılarla biz üçüncü aşıları değil de iki doz aşı, hatta ilk doz aşıları yaptıramadığımız 15 milyonu evet. iki doz Sinovac'tan sonra yapılamamış, yapılması gereken üçüncü aşıları konuşmalıyız diye düşünüyorum. Ve bunun içinde bir devlet politikası olmalı. Biz ondan sonra üçüncü dozları düşünebiliriz. Evet, üçüncü dozlar için bir takım veriler geliyor. İki dozdan sonra 6 aydan sonra işte yanıtların, antikor yanıtların işte yüzde nötralize antikor, antikorların yarı yarıya yaklaşık %47 gibi işte düştüğü gibi bir takım yayınlar oluyor ama her şey onlardan ibaret değil, bunu da biliyoruz. Ve buradan yola çıkarak aslında baktığımızda herkese 18 yaş üstü biz rutin silme, 6 ayını dolduralım, 3. doz aşı yapalım diyen bir tek İsrail var. Onların evet. nüfusu düşük, onların böyle bir lüksü var, yapıyorlar. Ancak doğru mu? Tartışılır. Amerika'ya baktığınızda Amerika immün sistemi işte suprese olanlar, immün sistemi supresede ilaçlar alanlar, kronik ciddi hastalığı olanlar, 65 yaş üstü ya da hastalık açısından yüksek risk altında olanlar, işte sağlıkçılar gibi, çok insanlarla teması olan eğitimciler gibi gruplara üçüncü dozu planladılar ve yapmaya başladılar. Yani herkese silme yapmıyorlar. Avrupa'da EMA'nın 6 Ekim'de bir açıklaması oldu, onay verildi. 18 yaş üstü herkese dediler. Eğer immün bağışıklık cevabı düşük, işte kronik hastalığı var, 65 yaş üstü vesaire, bu gruplara biz ikinci dozdan 28 gün sonra üçüncü yapabiliriz ama üçüncü doz için 6 ay geçtikten sonra yapılabilir dediler. Ancak henüz daha buna başlamadı birçok ülke ve onlar da önceliğini iki dozu tamamlamaya yöneltmiş şekildeler. Ve bizim için şu an ne olursa olsun her anlamda biraz lüks görünüyor bu. Hmm. Özellikle mRNA aşıları için. Bunu Sinovac'la karıştırmasınlar. Çünkü Sinovac inaktif bir aşı. Hele de Delta'dan sonra, hele de zaman geçtikten sonra 3 aydan itibaren şiddet ve koruyuculuğu düşüyor ve bu nedenle de yoğun bakımlarda yatan ve kaybedilen hastanın içinde çift doz Sinovac'lar oluyor. 6 ay ve üzerine geçmiş olan vakalar içinde. Dolayısıyla da biz şu an Sinovac'ların 3. dozunu şiddetle yaygınlaştırmalıyız. Aşı karşılığına mücadele etmeliyiz ve daha sonra 3. doz BioNTech aşılarını planlamalıyız diye düşünüyorum. Sadece 65 yaş üstü için kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi problemi olanlar ve bunu baskılayacak ilaç kullananlar için bunları parantez içinde kabul ederek bunlara olabilir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bir de yoğun bakımların durumu ve çocuklarda aşının önemini sormak isterim size Bülent Hocam. Yoğun bakımlar şu anda bildiğim kadarıyla hani periferden gelen, sağdan gelen verilerle de çok sıkışık değil. Hani benim bildiğimi söyleyebilirim ben sadece size. Çünkü onunla ilgili net bir veri bakanlıktan alamıyoruz ne yazık ki. Ama yoğun bakımdaki arkadaşlarla, başka illerdeki arkadaşlarla da konuştuğumuzda hani o sağlık sistemini tıkayacak kadar bir yoğun bakım yüküyle karşı karşıya değiliz. Aslında bunun temel nedeni de şu, şu andaki hasta grubumuzun önemli bir bölümünü genç nüfusun oluşturuyor olması. Yani o 30 binli sayının, ki bakan bunu söylüyor zaten %50-55 gibi önemli bir bölümü genç nüfus ve genç nüfusta da biliyoruz ki hani hastalık eğer altta yatan bir hastalığı yoksa o kişi, çocuklarımızın veya gençlerimizin o zaman hastalık hafif bir üst solunum yolu infeksiyonu, nezle, grip gibi geçiyor. Ama çocuklar ve gençlerin şöyle bir riski var. Hala toplumda bu kadar yüksek oranda hastalığın görülmesinin temel nedeni aslında çocuklar ve gençlerdeki aşı oranlarının çok düşük olması ve onların da çok yoğun bir biçimde insan hareketliliğine katılmış olmaları. Yani geçtiğimiz yılla bu yılı karşılaştırırsak hepsi okullarda evet. ve şimdi sınıf işte kapanan sınıfları açıklıyor Milli Eğitim Bakanlığı, okul yok falan diyor ama
Ya ben hep aynı şeyi söylemek durumunda kalıyorum. Yani bakanlık ve siyasi otorite algıyı yönetiyor. Yani salgını yönettikleri falan yok şu anda. İşte okullar kapalı değil, binlerce sınıf kapalı. Binlerce çocuk infekte ve onlar sürekli hastalığı ailelerine götürüyorlar. İşin kötü tarafı, hasta olduktan sonra da bazen aileler test de yaptırmıyorlar. Yani bu gerçek sayılar da değil zaten. Çünkü hani çok yakından biliyorum, birebir yaşadım. Çocuğunun yakınması için bana başvurana ben test yaptır dedim de ya şimdi götüreceğim pozitif çıkacak. Bu sefer beni de karantinaya alacaklar. Ben işe gidip gelemeyeceğim gibi bahaneler. Yani o anlamda hani bu sayıların da öyle çok da gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü aslında okullarda tarama yapılmasını talep etmiştik bizler. Birçok bilim insanı, Bengi Hoca da dahil olmak üzere ve birçok bilimsel kuruluş. Peki okullarda taramalar ne oldu? Hani hızlı antijen testleriyle yapılsın. Yok öyle bir tarama. PCR testleriyle taramalar yapılacaktı. Kaç tane okulda haftada kaç kez PCR taraması yapılıyor? Yok öyle bir şey. Sınıfların mevcudiyetlerinin azaltılması konuşuldu. Yok. Havalandırmaların düzeltilmesi konuşuldu. Yok. Temizlik personeli, personel sayısı, servis sayısı konuşuldu. Yok. Yani o anlamda şimdi böyle baktığınız zaman olaya şu anda siyasi otorite salgını değil algıyı yöneterek sanki bir başarı hikayesi yazıyor ama uluslararası kuruluşlarda hemen size açıklıyor ve ortaya çıkıyor. Allah'tan sizin gibi kanallar var da onları veya bazı gazeteler var onlar açığa çıkıyor çünkü başka göremiyorsunuz. Dünyada en yüksek 3. olgu sayısı çok ilginç bir biçimde. İngiltere ile olgu sayılarımız hemen hemen aynı, hatta onlarınki biraz üstte olsa da can kayıplarında onları da geçmiş durumdayız. Yani böyle baktığınız zaman salgının çok da yönetilebilir olduğunu görmüyoruz zaten. Peki. Bengi Hocam son olarak da size şunu sorayım. Şimdi tam bir mevsim geçişi. Bülent Hocamıza dikkat çektiği okullar şu anda yani vaka öğrenciler de var ama işte nezle, soğuk algını, grip olan çocuklar da var. Aileler bu sebeple de çok endişe duyuyorlar. Belki ayırt etme olarak uyarılarınız, önerileriniz olacaktır. Son olarak onu dinleyelim sizden. Şimdi tabii Bülent Hocam'ın alanı enfeksiyonlar ama şu dönemde geçen yıl mesela çok daha korunuyordu insanlar. Maskeler daha ciddiye alınıyordu. Bu sene aşı oldum deyip bir anda o maskelerin çıkarılması, korunmanın kaldırılmasıyla birlikte tabii ki diğer hastalıklar da arttı ama bence en önemlisi geçen yıllarda bu okullar yüz yüze eğitim böyle yoktu. Ve onun için de okullardan gelen diğer enfeksiyonlar da çok fazla yoktu. Dolayısıyla bu sene çok farklı gripal enfeksiyonlar var. İnfluenzasından rinovirüsüne, diğer koronavirüs, adenovirüs enfeksiyonlarına kadar. Dolayısıyla da aslında birçok unsur var. İşte Bülent Hocam söyledi, okullarda sayılar seyreltilmedi. Havalandırma ile ilgili hiçbir önlem alınmadı. Yani hiçbir çalışma yok. Biz sadece okulları kapattık. O 1,5 yıl kapalı falan tuttuk. Sonra da açtık. Yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam ettik. Bir de üstüne üstlük bu sene insanların aşılandım deyip korunmamaları da gelince diğer enfeksiyonlar da arttı. Ancak ne olursa olsun biz bir salgın sürecindeyiz. Evet. Ve bizim herhangi bir yakınmamız olduğunda çocuğumuzda da olur, bizde de olur. Önce aklımıza gelecek ilk şey COVID miyim acaba olmalı. Ve önce test yaptırarak eğer bu testle ya da bir takım klinik parametrelere hekimlerin bakmasıyla kan testleri vesaire bunlarla birlikte eğer siz COVID değilsiniz şudur sizinki deyip diğer serolojik testlerden sonra tanı konuyorsa o zaman rahatlayabilirler. Ancak COVID olmadığı ortaya çıkarılana kadar herkese COVID'miş gibi bu şikayetlerle yaklaşılması bence doğru olandır. Peki. Hocam salgın döneminde buna dikkat etmek gerekir. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de kıymetli katılımınız, katkılarınız için çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar. İyi yayınlar.